İyi günler. Babaanneme geliyor onlar. Niçin geldiler? Niçin geliyorlar? Yaşam koçluğu diyebiliriz mesela. Yaşam koçluğu. Ben size çay koyayım. Ben almayayım. Aslında bana müsaade. Yavaş yavaş kalkayım. Efendim de döneceği yok zaten. Bir şey de yemediniz. Başka zaman artık. Peki o zaman. Kızım, vaktiyle aramızda bazı tatsız olaylar yaşandı. Ama babaannen çok haklı. Yani her insanın evladı kendine kıymetli. Benim oğlumu da hayata döndüren kız en az oğlum kadar kıymetli olmalı. Yani ben bunu biraz geç anladım ama kusuruma bakma artık. Olsun. Geç olsun, hiç olmasın. Düğün için. Yani ben annenden gizli geldim buraya. O bilmiyor. Düğüne gelebilir miyim bilmiyorum ama elimizden ne gelirse yapmak isterim. Yani gelinlik, düğün masrafları için. Biz de payımıza düşeni yapmak isteriz. Teşekkürler. Ama ben bunu alamam. Kızım. Yok vallahi bakın o mevzu yüzünden değil. Konuştuk, kapattık, bitti gitti. Efe'nin babasıyla arası malum. Bildiğim kadarıyla siz de çalışmıyorsunuz. O zaman bu para Efe'nin babasının parası oluyor. Yani eminim Efe de bunu kabul etmezdi. O yüzden ben onun gururunu incitmek istemem. İyi günler. İyi dedi. Günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Parayı almamakla iyi ettin. Kocanın canı sıkılırdı. İyi ettim, iyi ettim babaanne de. Zaten başımıza ne geliyorsa ya onun gururundan ya da benim gururumdan geliyor. Ne olacakmış ki? Daha ne olsun babaanne? Düğün yarın diyor ya. Yok hazırlığı, düğünü, gelinliği bilmem nesi. Abimin durumu da belli. Yani şey... Aslında ben de destek olmak isterim. Gerek yok. Sağ ol Bahar'cığım. Gerek yok gerçekten. De nasıl yapacağız? Gel benimle. Gelin. Ben bunları boşuna biriktirmedim. Torunumun düğünü için ne lazımsa ben yaparım. Kızlar. Siz de Hikmet Bey'e haber edin. Bir şey lazım olursa söyleyin deyip duruyordu. Bize bir araba göndersin. Nereye gidiyoruz babaanne? Gelinlik almaya. İsterse en pahalısı. Helal.